Saat 8 ben yola çıktım. Şu ağaç çok güzelmiş bak. Ne ağacıysa. Ben yola çıktım. Gene biliyorum böyle bir saçma bir yer bulacağım. Saçma sapan bir yol bulacağım giderken de. Üstümü başımı yırta yırta gitmesem bari. Şu çeşmeler işte akıyormuş da eskiden. Çeşmeleri falan çalmışlar. Bir şey etmişler. Şu aradan arkadaşlar bir, böyle bir yol var gibi aslında da. Şuralardan bir kendimi deneyeceğim, zorlayacağım. Bakalım ne olacak. Ben uygun bir yer bulursam tekrar açarım kamerayı. Arkadaşlar ben kendimi açtım ya. Ben direkt bir yol buldum buraya. Karşıya geçer geçmez. Araba da çıkıyor buraya herhalde. Araba teker izleri var, lastik izleri var. Burada böyle geniş, düzlük bir alan buldum ben. Buradan manzara daha bir güzel. Şu gölün manzarası falan var ya daha bir güzel buradan. Bu taraflarda sedir ağacı varmış. Sedir ağacı neyse internetten bir bakayım ben bir. Bu çama benzer bir ağaçmış. Buralarda çokmuş o sedir ağaçlarından. Şunlar mı acaba bilmiyorum ki. Bir bakarım ben birazdan. Ama şu aşağıdaki gölün güzelliği buradan daha net. Burası daha güzelmiş aslında. Ben buraya mı gelseydim acaba? Neyse siz buralara gelirseniz eğer bir aşağıya bakın. Benim durduğum yere bakın. Bir de gelip bu alana bakarsınız. Bu elmalı yoluna giderken bir yerden giriliyor buraya. O kısımda yavaşlayın. Buraya bir gelin bakın işte. Ben ilk defa düzgün bir yol buldum herhalde ya. Çıkışta. Neyse. Şöyle bir gidelim şu neymiş, neye benziyormuş sedir ağacı bir bakayım ben bir. İlerlerde başka neler var acaba? Şu tepede de arkadaşlar bir dün de gösterdim bir yeşil bir ev var. Ne evi bilmiyorum. Hepinizden nefret ediyorum der gibi oraya ev yapmış adam herhalde. Ne manzara olur orada ya. Neyse düzgün bir yer bulunca açarım ben kamerayı. Evet. Ben gene kamerayı açmadan konuşmuş durmuşum maşallah bana. Şu taşlık bir alan buldum ben. Neresini çekti bilmiyorum. Nereden? Hangi dakikadan itibaren konuşmuşum, konuşmamışım onu da bilmiyorum da. Bir taşlık alan buldum ben. Böyle patika gibi, bilmem ne gibi. Onları da takip ediyorum. Şu çalının çırpının içinden çok gitmemeye çalışıyorum. Az önceki yılan gibi vardır buralarda gene bir sürü yılan da. Dolanmasın bir tarafımıza. O ne lan? Şurada bir şey var. Gidelim bakalım. Şurada bir şey var da. Ne ki? Ağaç mı ne o? Lan hangi sedir acaba ya? Bak şu tombalak olan mı? Uzun olan mı arkadaşlar? İkisinde yaprakları birbirine benziyor. Çam ağacı gibiymiş zaten. Şu tombalak, şu uzun. Hangisi ise acaba? Ha bir de şöyle bir salkım saçak bir şeyler var. Uçlarında mor mor. Meyve mi o? Ne? Bir şey var. Mor mor. Gel göstereyim size. Mor mor ne ki demeyin. Bir bakalım. Bak bunların ucunda böyle mor mor bir şeyler var. Ne olduğunu bilmiyorum. Öyle. Ağaç bilgisi de lazım ya. Dönüşte var ya ben kendime burada dün yakacak bir şey bulamamıştım ya. Dönüşte buralardan şu odunlardan falan toplayıp gideceğim.
Ben bir de göle bakalım. Göl görünüyor. Size görünüyor mu? Oo, kocaman arıya bak. Eşek arası mı ne? Helikopter gibi geçti vallahi üzerinde. Bak kuşun sesine bak. Arkadaşlar neredeyse bir saat oldu yürüyüşe başlayalı. Ben bu sağ tarafa doğru çıkamadım. Çok sıktı. O sıklık bitti. Bu sefer de kaygan zeminler başladı. Bu topraklı, taşlı. Bu tarafa çıkamıyorum. Bu tarafa ise çıkmayı denesem yırtılmadık yerin kalmaz. O derece sık. Ben o bulduğum su yolu mu, su yatağı mı neyse, onu takip ederek devam ediyorum şimdi. Sopamı da buldum. Yılanı, çıyanı. Değil mi? Böyle vura vura gidiyorum. Islık çala çala gidiyorum ben. Ses çıkarıyorum. Bakalım. Bu tarafta bir şey göreceğiz mi? Ya iyi de o tepelere var ya çıkmak lazımmış ya. Oraları da görürüz ne görürsek de. Nasıl çıkayım ya? Şu arada var ya. Şu arada aslında patika gibi bir şey var da. Yok yok. Hep çalı. Devamı da çalı. Çalı çırpıyor diken. Birazdan bir mola vereceğim. Müsait bir yer bulduğum zaman. Bura ne ki lan? Bak yukarıdan kaya fırladı. Taş. Bura ne güzelmiş böyle yuva gibi. Diyeceğim burası eşelenmiş bak. Burası eşelenmiş. Bunlar eşelenmiş. Şunlar falan sürtünmüştür herhalde. Bunlara sürtünmüştür. Bir şeyin yuvası demek. Domuzun var ne varsa. Var ya. Güzel bir yer bulmam lazım benim ya. Şöyle iyi bir yer bulup oturup manzara izlemek istiyorum. Şuralara bir çıkabilsen. Karşıdaki dağlara var ya. Harika. Göl ayağının altında. Arka tarafında da vardır bir şey bunun. Mis. Neyse. Hadi ben bir mola verince ya da uygun bir yer bulunca açarım tekrar kamerayı. Arkadaşlar buradan sonra yol değişti. Biraz daha dikleşmeye başladı. Şöyle bakın. Buradan aşağıdan geldim. Şu yukarıdan ya da şuradan bir yerden çıkacağım. Belki ikisi de aynı yere doğru gidiyordur ama yol ikiye ayrılmış gibi. Biraz daha dikleşmeye başladığı için ben burada bir soluklanmak istedim. Bu taraflar yine aynı bildiğiniz gibi zaten. Kaygan zemin, çıkmanın imkanı yok. Bu tarafta yine hiç değişiklik yok. Sık, çalı, çırpı bilmem ne. Sedir ağacı, çam ağacı. Öğreneceğim, onu da öğreneceğim hangisi neyse. Bak o uçlarında şöyle şöyle meyve var bak. Meyve mi neyse işte tohum mu bu. Bu arada bu ağaç da bayağı uzunca bir yaşında herhalde. Bayağı fazla bir yaşta. Kökü mökü. Bak bunun normal çam ağacından var ya. Bir dışı değişik bak bunun. Böyle kabuklu. Değişik bak. Şöyle kabuklu kabuklu. Bu var ya sedir ağacı olan budur o zaman. Şu ucunda meyveleri falan olan. Meyve diyorum işte her neyse. Bunun bak kabuğu daha farklı. Değil mi? Bir değişik bir kabuğu var bunun. Ya yaşlandı, buruştu böyle oldu.
Neyse. Ya bu yazlık ağaca da vurmuşlar baltayı, vurmuşlar baltayı bir bak. Bunu ne yaptırarsa böyle. Güzel direnmiş ama. Ya benim geçen videoda da kamerada böyle kalmıştım. Unutuyorum ben bunu da. Ha şöyle yapayım. Her neyse ben bir mola vereceğim. Ben gene nar çiçeği çayı aldım. O geçen gün çok güzel gelmişti bana. Nar çiçeği çayımı aldım. Onu içeceğim. Meyve aldım kendime. Meyvede erik aldım. Arikantos da manav var demiştim ya. Oradan erik aldım. Çağla aldım. Eriğin kilosu da 12 liraymış. Bir kilo aldım. Neyse. Ben yola düştüğüm zaman tekrar açarım kamerayı arkadaşlar. Biraz kaygan bir yeri gibi. Çakıl falan gibi. Bu tarafta yine su yolu diyor. Zannedersem. Bakayım. Böyle su yolundan ağrı böyle takip ediyor gidiyor işte. Ne taraftan gitsem tam karar veremedim. Şöyle bir bakayım birazdan. Usul usul çıkıyor burası böyle. Burası bayağı uygun. Ama ben öbür taraftan gideceğim. Biraz dik ya oraya. Çıkarım ama ya. Çıkmak için kamerayı çantaya atacağım. Sopayı da bırakmak zorundayım ne yazık ki. Şurayı zorlayacağım biraz ya. Şurayı zorlayacağım. Yani burayı zorlarsam daha güzel bir yere çıkacağım gibi geliyor bana. Şöyle. Bu taraf çok cazip de. Buradan çıkıyorum olmadı dönerim ne yapayım. Ne çıktık ya? Ne çıktık, ne çıktık, ne çıktık. Buralar özellikle gitgide dikleşti arkadaşlar. 75 derece falan herhalde. Bak bak tespite bak. 75 derece. Ama onun gibi ya. Çok dik. Hadi şöyle bir aşağıya manzaraya bakın siz de. Ta oradan geldik. Aha, bak nereye getirdim sizi. Bak. Böyle bir kayalık nokta buldum ben burada. Çık 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 çık. İyi ki o aşağıdaki su yolundan gitmemişim. Ben burayı nereden bulacaktım? O su yolu ben şuradan kontrol ettim ben. Daha aşağılardan öyle gidip duruyor. Şuralara bak göstereyim size de. Karşıda duvar gibi bir şey var. Duvar mı çekmişler? Gene kesin orada var ya arı var, arı falan vardır ya. Arı yetiştiriyorlardır. Çok fazla arı var çünkü. Şu mikrofonu da alayım da. Gene hışırtı cızırtı olmasın. Şöyle. Heh. Bak. Bu ne lan? Geçtirdim. Neyse. Bak burada böyle bir yer var. Şu alandan da araya gidiliyor ama aşağı iniyorsun oradan da. O biraz önce en son hani bir dere yoluyla yokuş arasında ayrım yapmıştık ya. O dere yoluna gidiyor tahminen.
orası. Ben de buradan şu manzarayı izleyeceğim şimdi biraz. Ne güzel yere çıktık yine ya. Ayağımızın altında her şey. Bak şu uca da çıkayım da oradan da görün. Neresinden çıkacağız? Şuradan çıkarız. Bak bak. Bak gördün mü? Böyle. Şuradan da çıkılıyor aslında o duvar gibi yere de neyse. Şöyle bakarlara bak. Şurada da arkaya doğru gidiyor herhalde burası ama. Belki devam ederim oradan öteye doğru. Bir mola vereyim de ben. Hemen hemen 2 saate yaklaştı. 2 saat olmadı. 1 saat 45 dakikada buradaydım ben. 1 saat 45 dakikada buradaydım. Mola dahil. Bir yardırdım şu yokuştan yukarıya doğru. Oo, eski Skodalar gibi. Hadi arkadaşlar ben kamerayı kapatıyorum. Bir şey yapmaya karar verdiğim zaman ya da güzel bir şey gördüğüm zaman tekrar açarım. Şuradaki ağacın güzelliğine bak ya. Tek bir ağaç kökten birleşmiş. Resmini de çektim ama. Yani şu ağacın kökü 5 kucak. 5 kişi ancak elleri birleşir. Nasıl bir ağaçmış ya. Neyse böyle domuz yolu, momuz yolu gibi böyle gene bir şeyler buldum ben buralarda. Arkaya doğru devam ediyorum. Oo, dikenli bir şey bu. Elime battı. Böyle devam ediyorum ben. Bakalım. Bak gördün mü açıklığı? Şu açıklıktan devam edeceğim. Şuradan da var da aşağı iniyor biraz. Aşağı inmek istemiyorum. Yukarıya çıkacağım. Bunların var ya, ne olduğunu biliyorum. Domuz yatağı, domuz yeri, geçişi. Bak. Burada da var. Burada da var. Böyle böyle öğreniyoruz işte. Siz de öğreniyorsunuz. Ha bir şey daha öğrendim. Bu gördükleriniz var ya hep sedirmiş ya. Sedir ormanı. O birkaç tane değişik şey vardı. Ağaç vardı. Onlar hariç hep sedir. Bak şu da kurumuş orada yazık. Aşağıda bir ova gibi bir yer var sağ tarafta. Şurada ne var? Arada kesilmiş ağaçlar görüyorum ben burada. Niye kestilerse bilmiyorum. Bu yol beni bir yerlere çıkaracak ama nereye bilmiyorum. Karavan da gene tek başına bıraktık burada. Ana yol. Yol ya lan. Oo, yola bak. Ha. Gene buldum. Arkadaşlar. Gene yolumu buldum. Demek ki buraya böyle bir yerlerden daha güzel geçiş alanı var. Zannedersem bu yolun aşağı kısmı bir ova gibi bir yer var ya şurada bak. Elimle gösteriyorum. Orada da köylük möylük bir alan vardır kesin. Oradan bir yerden çıkabilirsiniz siz. Ben zaten buradan inebilirim. Ya da bu yolun devamı neyse oradan inebilirim. Arkadaş gene bulduk ya. Ben biliyorum ben kohlaya 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 bulurum ben. Oh, şuna bak. Biliyor muydunuz bu da böyle yolda aldım. Bak öğrendiniz. Bu yol herhalde o tepede herkesten nefret ediyorum evi var ya. Oraya kadar gidiyor büyük ihtimalle. Şöyle bir devam edeceğim ben şimdi.
Ama ne çıktık ya. Bak çıktığım yere bak. Şu aşağıda. Şurası yol bak. Of. Sineğe bak. Şurası yol. Yoldan böyle geldik. Geldik. Bak şu az önce durduğum kayalıktı. Şurası. Oradan devam ettim ben domuz yolu. Bilmem yatağı şu bu dedim 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 dedim. O neymiş la dedim. Aha yol. Oo çok güzel. İlginç bir şey daha bulursam ben açarım. Ya da açarım bak böyle şaş kazada bulabiliyoruz. Ara ara açarım ben ya kamerayı. Şimdi bir tane yol ayrımına geldim. Burada böyle bir bariyer var. Ne olduğunu da bilmiyorum. Bak bak. Kertenkele mi lan bu ne ya? Bir şey geçti ama neyse. Ne olduğunu bilmiyorum ben şimdi bu yolun. Gel bakalım beraber bakalım. Neyse. Burada bir bariyer var. Neyin bariyeri? Oo. Bu yol araştırma projesi gereği trafiğe kapatılmıştır diyor. Değil mi bu? Sedir ağacı. Araştırma. Bunlar hep sedir işte bak. Karşı taraf falan görüyor musun? Sedir ormanı. Tamam burası iyi güzel. Bura neymiş? Sarnıç alanı, alıç alanı, alaşar. Çamkuyu, Işıkbeli. Çamkuyu ve Işıkbeli için bu tarafa. Sarnıç alanı, alıç alanı, alaşar için buradan aşağıya. Ama bu yol kapalı. Peki bu yol nereden geliyor? Çamkuyu, Mamkuyu ne orası acaba Işıkbeli diyor. Ben bir bakayım internetten ya. Oralarda değişik bir şey var mı acaba? Yoksa ben bu tarafa doğru gideceğim. Görebileceğim, gösterebileceğim bir şey var mı acaba orada? Bir bakayım. Zaten bu yolu gördük. Yani yolun devamını görmedik ama. Çıktım, gösterdim ya. Şöyle gide durayım ben bir yandan. Ne o? Çamkuyu, Işıkbeli. Bir bakalım Çamkuyu ya, Işıkbeli'ne. Ben bir bakayım, öyle açarım. Şimdilik tam tersi istikamete doğru gidiyorum. Arkadaşlar o çam kuyuları kısmına baktım ben. O bizim geldiğimiz alanı gösteriyor. Yayla falan varmış. O düzlük alan var demiştim ya. Orası yaylaymış. Sedir ormanı varmış. Koruma alanıymış. Bak şunlar hep sedir. Gördün mü? Sedir ormanı da görmedim demezsin. Böyle uzunlamasına dik 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 kat 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 gidiyor böyle bak. Yapraklar falan. O tospik ağaçlar var. Bunlar neciyse bak şunlar. Ucunda meyve gibi bir şey var ya. Onlar daha değişik bir şey. Cinsleri varmış bunların anlamadım. Asıl sedir ağacı böyle kat kat şu karşıda gördüğünüz ormanlardanmış. Ora koruma alanıymış. Bu ters istikametten ben nereye gideceğim onu da bilmiyorum ya. Umarım doğru düzgün bir yola çıkarız. Büyük ihtimal çıkarız. Bu adamlar buraya nasıl geliyor? Aşağıdan bir yerden yol ayrımı vardır. Yani o tabelayı keçilere koymuş olacak halleri yok. Aşağıdan geliyor adam. Tabelaya bakıyor. Nereye gideceğim? Değil mi? Mantık. Ben bulurum. Ben gene bir yol bulurum ben. Bir açıklık alan aradım durdum. Yol boyunca şu manzarayı görmeniz için. Yani 2,5 saat falan oldu yola çıkalı. Şu aşağılardan geldik biz. Bak şu aşağıdan. Hani size bahsetmiştim ya arabayı çekebilirsiniz falan dediğim yer. İşte şurasıydı. Boşluk. Yola devam edeyim ben daha bilmiyorum. Yavaş yavaş çıkıyoruz yukarılara doğru ama. Hadi. Bir de bunun inişi var tabi. İnişi. Bu yola güveniyorum ben artık. Bak bak. Herkesten nefret ediyorum ev orada.
Gördün mü? Dur ben üzerime bir şeyler giyeyim de oraya geçeyim. Tişörtümü çıkarmıştım da arkadaşlar. Çok terledim. Üzerimi giyeyim şimdi. Ayıp olur. Arkadaşlar. O en tepedeki ulan orada kim yaşıyor dediğimiz eve doğru yaklaştım ben. Ev mi artık ne olduğunu bilmiyorum. Burada da bir tabela gördüm. Diyor ki güle güle. Güle güle dediğine göre ben o alandan çıkıyorum. Buradan aşağıya doğru bir yol var. Adam ne biçim yere ev yapmış da dedim ya. Ben olsam burada köpek beslerdim. Köpek vardır kesin ya. Sopa yatmayaydım. Ben nasıl çıkacaktım ki sopa yatmasaydım ben. Vallahi gidiyorum ben böyle şimdi. O ne la, bir tabela da orada var ya. Ev değil mi acaba orası? Böyle bir tesis mesis gibi bir yer mi acaba? Bu Avlan Gölü'ne hiç böyle tepeden bakmış mıydınız? Al, ben göstereyim. Şu yol böylece Finike'ye doğru gidiyor. Bu yolun devamı da böyle Elmalı'ya gidiyor. Peki ben nereye gideceğim bir dahaki durağa? Söylerim, bunu da söylerim. Bak burada, burası tesis herhalde ya. Güle güle falan demiş. Ne o? Ne yasak demiş? Avlanmak yasak zaten. Ateşli silah kullanmıyorum, sevmiyorum. Kapılarında da kilit var. Dur bir sesleneyim. Burada bağıracağım da sesi kısarım ben size. Kimse var mı? Kimse var mı? Kimse yok arkadaşlar. Oo, orada köpek kulübesi mi o? Maça kızı. Sinek valisi gibi kaçacağım ben oradan. Evet arkadaşlar bak. Ulan kaçayım ben ya. Kaçsam da yakalar. ...24 saat kamerayla bilmem ne izlenmektedir diyor. Güzel. Burası bir tesis herhalde arkadaşlar. Burası bir tesis. Köpek var mıdır ya? Adam yoksa köpek de yoktur ya. Bakalım şurada. Bak. Buraya da tezgah kurmuşlar. Oh. 24 saat kamerayla izleniyor. İzlesinler. Ben de kamerayla çekeyim. Buraya ineceğim de. İneyim ya. Bakalım kimse var mı? Maça kızı bizi kovalarsa görürüm ben kimseyi. Oo, burası güzel yermiş ya. Oturmuşlar bak burada oturuyorlarmış daha doğrusu. Şuraya da gölge. Oh. Mis. Ne diyor? Dikkat orman. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir yer burası herhalde ya. Bir denetleme falan yapıyorlar. Araştırma yapıyorlar. Sedir ağacını mı araştırıyorlar artık? Ormanı gözetliyorlar. Ne yapıyorlarsa. Kapılarda kilitli zaten. Ben gene her zaman olduğu gibi ters yoldan gelmişim. Anlaşıldı. Şuradan atlayacağım. Maça kızı. Tamam. Tamam. Sakin. Sakin, sakin, sakin. Hop. Sedir Araştırma Ormanı Mühendisliğiymiş arkadaşlar. O herkesten nefret ediyorum diyen yeşil ev aslında herkesten nefret etmiyormuş. Ormanı seviyormuş. Şu yolda beni bir yere götürür ya. Aşağı doğru iniyor zaten meyilli. Enteresan bir şey olursa ben kamerayı açarım size yine. Akrep ölmüş burada gördünüz mü? Buralarda akrep de var demek. Bak. Ben o yolu
takip etmeye devam ediyorum. Bayağı uzatacak yolu ya. Nereden çıkacak, ne alacak bilmiyorum ki. Ya, arabayla gelirken güzel de. Yürürken beni ta nerelere çıkaracak acaba? Her tarafta şu mor mor otlardan var. Neyse anlamadım. Güzel de görünüyor aslında da. Her yer onlardan dolu. Bilmiyorum valla ne oldu da. Aralarda bazı patikalar var. Ben bazen giriyorum çıkıyorum oralara da. Enteresan bir şey olmadığı için kamerayı da açmıyorum. Değişik bir yerler var mı yok mu diye bakıyorum da. Bir yere ulaşamadım. Bayağı uzakta bir yerden mi çıkaracak bu yol benim ya? Arkadaşlar ben bu yoldan bayağı sıkıldım aslında ya. Hani yolun ucu nereye gidiyor diye meraktan gidiyorum ama yani göl ta bu tarafta kaldı. Yol da beni böyle döndürüyor götürüyor. Nereye götürüyor onu da bilmiyorum. Tabi o arkada kaldı ya göl. Karavan da orada kaldı. Bak bak. Şu tepenin ardında. Yol daha nereye gidiyor? Nasıl dolandırıyor beni? Şuradan görüyor musun? Oo bak. Ta aşağılara iniyor. Şöyle aşağıya iniyor. Oradan nereye gidiyor ki? Geçiş yeri. Ben şuradan var ya yardıra giderdim de. Neyse hadi şu yolu takip edelim insanlara. Bak işte hep şu mor mor otlardan var. Her tarafta yol boyu, yol üstü, yol ağzı. Ne ki bunlar ya? Çok güzel görünmüyor mu ama? Her taraf bak. Ot bahçesi, mor ot bahçesi. Bak. Şurada daha çokmuş. Kelebek de konuyor onlara. Zehirli mi ki bilmiyorum da. Al. Bunun ne olduğunu öğrendim ben. Neydi? Gelincik. Bu solmuş tabi de. Gelincik. Çok güzel bir renk katmış ya bu mor mor. Neyse arkadaşlar ben bayağı bir indim dolandım. Bu yol beni bir daha ters bir tarafa saptırırsa eğer o da son saptırıcı olur. Ben bildiğimi okuyup yardırırım şeye aşağılara tepelere. Yani bir de toprak yol burası. Ayağıma taş bata. Dağlarda daha mutluyduk ya. Tam orada da ok çek diken batıyordu ya. Yani buradan bayağı bir iniş var hala. Ne kadar daha indirecek, ne yapacak onu bilmiyorum da. Şöyle iniyoruz. Öyle iniyoruz işte. Yine geldik bir yol ayrımına. Sola doğru gidiyor. Sol yukarıya doğru. Ve sağ aşağıya doğru gidiyor. Bak geldiğimiz yerde burası. Sedir Araştırma Ormanı. Burası. Bir tabela olaydı iyiydi ya. Sağ mı sol mu? Şu yol değil mi? Yok. Şu yol herhalde, şu yol. Yola benziyor. Evet. Bariyer, gördün mü onu ya? Böyle var ya, suyum muyum da bitti, çayım da bitti. Eriyim, çağlam da bitti. İyi içe geldim buraya kadar.
Aha arabada geçti. Tamam. Yolu bulduk arkadaşlar. Karavanın önünde görüşürüz artık. Burası, yolun bittiği yer burası. Yukarıya çıkmak isteyecekler için bu Avdan Gölü'nü geçtikten sonra Elmalı'ya doğru devam ederken bu Sedir Ormanı, Sedir Araştırma Ormanı diye bir tabela var. Bu tabeladan sağa doğru girecekler. Göl bu tarafta kaldı. Elmalı bu tarafta kaldı. Buradan gireceğim bak böylece. Böyle çıkacağım. Hemen ileride de toprak yol var. Normal bir araçta rahatlıkla çıkar orayı. Ama ben bayağı bir uzaktan çıktım. Bayağı bir uzaktan çıktım. Yola bak bomboş. Halay çek. Çok uzaktan çıktım ben ya. Şimdi böyle yürüyüp devam edeceğim. Saatlerdir karavanımdan da uzağım. Burada ne bahçesi var? Bir elma, armut neyse bir elmalı. Elma bahçesidir başka. Ne olacak elmalı? Değil mi? Benziyor. Hiç elma da yok. Toplamışlar mı ki? Neyse ya. Kapatıyorum ben. Görüşürüz. Çok çok uzaktan çıkmışız arkadaşlar ya. Bak şu parmağım ucunu görüyor musun? Onun arkasında bizim karavanımız. Sola doğru şöyle. Arkasında. Oradan çıktık. Çık 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 çık. O aradan çıktık. Şu tepe değil bak. Şu arada bir tepe daha var. O tepeye kadar çıktık. Oradan indik. Arka tarafından. Ta şu ileride bir yere çıktık. Çok uzağa çıkmışız ya. Yürüyorum ben böyle de. Güneşin alnında. Bakalım nereye gideceğiz. Gölge mölge bir şey de bulaydım. Oturaydım keşke. Ne yol yaptık ya. Geldim. Saat 12 çeyrek arkadaşlar. 8'de çıktık. 4 saat 15 dakikada geziyi tamamladık. Şu asfalt beni mahvetti. Ondan öncesi de o toprak yol kötüydü. Ama genel itibariyle çıktığımıza değdi mi? Değdi. Değdi değdi. Ben gene dağlardan bayırlardan bak şöyle göstereyim sana. Parmağımla da göstereceğim. Şuradan başladım. Karşı tarafa. Şöyle çıktım. Arada bir tepe görünüyor ya. O tepenin ardına devam ettim. Çıktım çıktım. O şu karşıdaki tepenin arka tarafına doğru gittim. Oradan bir yola denk geldim. O yoldan bak tam şu parmağımın ucunda. Şurada. Herkesten nefret ediyorum diyen yeşil ev var ya. Yani Orman Bakanlığı'nın bir yeriymiş. Orayı bulduk. Onun ardından bak arka tarafa doğru. Onun arka tarafına doğru bir toprak yolu takip ettim. Halbuki ben şuradan yardır inerdim de neyse. Toprak yolu takip ettim. Şu tepenin arkasından bayağı bir gittik 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 gittik. Şu gördüğünüz tepenin çok daha ötesinde bir yere vardık. Bir yol ayrımına vardık. Oradan bu tarafa baktığım zaman 3 kilometre mi? 3.2 kilometre mi ne mesafe varmış. İndiğim yerle toprak yoldan asfalt yola indiğim yerle bu karavanın bulunduğu alan arasında 3.2 diyelim biz ona. Kilometre varmış. Güneşin alnında gölgelik yerde yok. Bayağı bir yordu beni. Şimdi 3 kilometre ora desen. Ben bakayım bu kaç kilometre yol yaptık bugün. 13,5 kilometre yol yapmışım.
Oradan buraya 3 kilometre, 3.2, 3.2 de toprak yol desen 6.4, 6.5 kilometre toprak yol ve asfalt yolda yapmışım. 6.5 kilometre de bu dağların arasında yapmışım. 4 saat 15 dakikamı falan aldı bu totalde benim. Ama ne güzel yere çıkardım sizi ya. Şu yeşil eve çıkmış olmak bir huzur verdi bana. Ev dediğime bakmayın, orası Sedir Ormanı koruma bilmem neyinin bir yeriymiş işte ya, binasıymış. Buralara gelirseniz dediğim gibi bu bölgeye geçin, devam edin. Yaklaşık bu bölgeden 3-3.2 kilometre sonra bir yol ayrımı gelecek. Orada tabelası var zaten. Sedir Ormanı diye sağa doğru ayrılmış yol. Şöylece. Oradan toprak yoldan devam edin. Ta o tepeye kadar çıkarsınız. O tepeye var ya. Oraya kadar çıkarsınız. O tepeden devam ederseniz de yürüyerek yine toprak yol var ya. Hani oraya geldiğim yol. Aşağıda bir ovalık alan var. Ne ovasıydı? Bir şey yaylası diye söyledim ya. Hani tabelada gösteriyordu ya. Bakmıştım. Yayla varmıştı falan diye. Oraya doğru gidiyor. Sedir ormanlarında, dağlarda, bayırlarda, güzel manzaralarda, Avlan çevresinden bugünlük benden bu kadar. Dinlenmeye geçeceğim arkadaşlar. Çok yoruldum. Bayağı bir yoruldum. Dinleneceğim şurada, bak ne güzel. Şuraya ben bir şey serer yatar uzanırım ben burada. Dinleneceğim. Bugünlük de böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.